Mısır'ım, ben Serdar ve Soru Cevap Blog'un cevap bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız 2500 Ahbap özel blogunda, Soru Cevap Blog'unda sorular almıştık. Facebook'tan da çok fazla soru geldi, hiç tahmin etmedim. Tamam, şimdi başlayalım o zaman, yani ne yapalım? Tüm soruları cevaplayacağım arkadaşlar, bana sorduğunuz tüm soruları cevaplayacağım. Şimdi hemen bakalım, şurada kartlara falan yazdım, üşeniyorum defteri açıp yazmaya böyle. Bir de minnacık falan yazıyorum, şuna bakın, çok böyle harfler yamuluyor, küçük şeyler, satır araları yok. Neyse boşta cevaplayayım. Hah, evet, her şeyi cevaplayacağım dedin. İlk soru böyle birazcık küfürlü bir şey. Okuyacağım. Yok, küfür yok. Yani şey, kısaltma. Deli misin ama G ile sen. Şimdi deliyi nasıl tanımladığına göre değişir ahbap. Ben deli miyim? Şimdi benim bir cesaretim var yok. Hani bazı zamanlar inanılmaz var. İnanılmaz riskler alıyorum. Bazı zamanlar paranoyak gibi davranıyorum. Şimdi video yapmadığım zamanlar şu anda önümde bir tane harita duruyor veya dünya var. Ona konuşuyorum. Yani olabilir. Mümkündür. Ama işte dilin nasıl tanımlandığına göre değişir. Yoksa mental dengeliyim. Mental açıdan dengeliyim yani. Akıl sağlığım gayet yerinde. Evet, bombardıman geliyor. Kaç yaşındasın? Hangi okula gidiyorsun? Nerede oturuyorsun? Annem baban ne iş yapıyor? Kaç yaşındasın? 18 diyebilirim herhalde. Yani 18'e girdim. Haziran'da 19'a gireceğim. Hangi okula gidiyorsun? Bulunduğum bölgedeki Anadolu Lisesi gibi bir tane kolej var. Oraya gidiyorum. Devlet okulu ama. Nerede oturuyorsun? Yani okulun tam ismini vermeyeceğim. Çünkü birazcık özele geliyor. Nerede oturuyorsun? Anlıyorsun siz zaten. Nerede oturuyorsun? Evet, üçüncü kez aynı soruyu soruyorum. Maosa'da oturuyorum arkadaşlar. Gazi Maosa. Annem baban ne iş yapıyor? İkisi de edebiyat öğretmeni. Ben ise fen okuyorum. Böyle bir acayip bir şey. GTA San Andreas'ta başka gizemler çeker misin? Benim gözlerim kafamdaysa, kafamda mı sorusuna aynı cevabı vereceğim. Öyle bir soru gelmedi. Evet. Hani bu kesin bir şey. Tabii ki çekeceğim yani. Hiç durmayacağım. Hatta sürekli inceleyeceğiz birlikte. Hatta bir ara canlı yayında inceleyeceğim. Tabii canlı yayın yapacağım zamanlarda. Bilgisayarının özellikleri nedir? Ha, bunu fazla bilmiyordum. Bayağı araştırdım bunu. Şimdi bu bilgisayarı ben seçerek kaldım. Öyle zengin bir adam da değilim. Hani ne zengin zaten. Ya işte fazla şey değil. Böyle araştırdım, böyle birkaç yıl boyunca bekledim. Sonunda aldım. İlk önce bilgisayarın markasını söyleyeyim madem soruya şok geliyor. Lenovo Y500. Marka model artık neyse. 8 GB RAM. Intel i7. Öyle değil mi? Evet. Intel Core i7. Ekran kartı 2 GB. 2 tane şey. Nvidia. GeForce mudur? GeForce mudur? GT650M yazıyor burada. Öyledir herhalde. Ama burada yazanlar var ya, hani böyle kare bir şey yapıştırıyorlar kasanın üzerine. Bazen yalan çıkıyor. Bizimkiler şey almıştı. Toshiba aldı. i5 yazıyordu. i3 çıktı. Yani kazıkladılar. Konuşman neden değişik? Şimdi bulunduğum bölgedeki konuşma farklı. Yani her bölgenin kendine ait konuşması var da. Benim konuşmam hiçbir yere benzemiyor. Ben tamamen bu kendi tercihim. Kendi böyle yoğurmamla oldu. Kendi yorumlarımla oldu. Ben böyle konuşmayı daha çok seviyorum. Yoksa küçükken çok şey konuşuyordum. Düzgün. Aşırı düzgün. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Yani aşırı düzgün konuşmamı sevmiyorum. Diğerleri konuşursa sorun yok. Hiçbir sorun yok. İnsanların konuşmasına karışmıyorum ben. Ama kendi konuşmam ya böyle. Benim tercihim yani. Herhangi bir yere de özgü değil. Tamamen benim tercihim. Başka hangi oyunlar geliyor? Şimdi bulunduğumuz Serdar 146 adlı kanalında, şu an ana kanalında işte GTA San Andreas, GTA 4, Minecraft, Hexit. Belki çok ileride Max Payne veya GTA 5 gelebilir. GTA 5 gelirse onu sonraki soruda cevaplayayım ama Max Payne'in gelme ihtimali var ama yani düşük çünkü çok fazla planlarım var. Diğer oyunları ben şeyde oynuyorum, ikinci kanalımda oynuyorum. Onda bir sonraki şeylerde cevaplayacağım. Half-Life 3 sence çıkar mı? Çıkar yani, bu kesin bir şey. Half-Life 3'ü çıkaracaklar arkadaşlar. Ya çıkaracaklar ya çıkaracaklar. Yani Valve bunu kaçırmaz. Valve mu? Nasıl okunuyor zaten? Bunu hayatta kaçırmaz. Half-Life 3'ü çıkaracak. Hatta benim şeyim böyle tam Steam Box mu? Steam Machine mi? Steam makinesi. Steam makinesi mi? Neydi onun adı ya? Başka bir şey mi vardı? Neyse, o Steam'in o yeni çıkardığı o konsol gibi şeyler var ya. Onu tam böyle piyasaya çıkardıkları zaman, ama böyle tam piyasaya çıkacak. Yani betadır yok, denemedir yok, az üretimdir falan değil. Yok, normal bildiğimiz gibi, PlayStation 3 gibi, 4 gibi. Piyasaya çıkardıkları zaman
Half-Life 3'ü de onunla birlikte getirecekler ki benim tahminim bu yönde. Ben olsam öyle yapardım ki birlikte satsınlar. Hani daha fazla şey olsun. Hani ben eğer hani o şirketin içinde olsaydım ben öyle yapardım. Çıkar. GTA 4'te sır çekecek misin? Tabii ki çekeceğim yani. Tabii ki çekeceğim. Bunun kaçarı yok. Ama hani ilk önce San Andreas'takileri verecek halledelim. GTA 4'ü ilk önce bitirmem lazım. Çünkü başka save dosyası şey yapmaya cüret edemiyorum. Çünkü kendi save dosyam kaybolabilir. Bir de burada tam şey olduğu zaman yapacağım. Oyunu tam bitirdiğim zaman yapacağım. Ananas yedin mi? Yediysen tadı nasıl? Ananas yedim. Yediysen tadı nasıl? Şimdi ananas yedim. Tadı yani güzel ama meyve suyunu tercih ederim daha iyi. Şimdi bir de ananas hakkında bir bilgi vereceğim. Ananas yedi, ananas mı? Ya ananas ya da ona benzer bir tane meyve daha. Onu yediğiniz zaman o sizin ağzınızdaki proteinleri yiyor. Yani sizi yiyor. O da sizi yiyor. Böyle acayip bir özelliği var. Durun işte. Böyle acayip bir özelliği var bu Half-Life'ın. Half-Life. Yok şey anlamasın. Half-Life de yiyor ama aynı şeyler. İyi bir kanal nasıl olmalı? Kendine özgü olmalı. Orijinal olmalı. Başkalarına taklit etmiyor olmalı. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Hani özgün olmaya çalışıyorum. Ne kadar başarıyorum bunu bilemem. Tabii şey olmalı. Hani kaliteli olmalı. Özen gösterilmeli. Şey olmamalı. Bakın hani tek amaç orada keyif olmalı. O keyfi paylaşmak, keyif almak ve o keyfi paylaşmak olmalı. Yoksa işte para içindir, başka şey içindir, ün içindir. Yok böyle olmaz. GTA 5 gelecek mi? Değişir. GTA 5'i bilgisayar için çıkaracaklarsa ki çıkaracaklarını düşünüyorum. Daha önce söylediğim şey var. Bir tane DLC yapıyorlar galiba şu anda. Ki GTA ne zaman DLC çıktı? Episodes from Liberty City vardı DLC ama o tam böyle şey değil. Neyse DLC gibi bir şey yapıyorlar. Büyük bir şey. Benim tahminim bunu bir şeyin altında böyle o DLC adı altında bence yeni nesiller yani Xbox One ve PlayStation 4'e çıkaracaklar. Ondan sonra da bilgisayara çıkaracaklar. Yani yazda çıkar herhalde ya. Bilgisayara çıkar. Bilgisayara çıkarsa bilgisayardan şey yaparım. Bilgisayar çıkmazsa yazda bir Türkiye'ye gitme olanağım olacak. Oradan belki Dazzle mı? Dazzle mı? Galiba Dazzle veya onun gibi bir şey daha var. Bu konsol oyunları falan şey yapıyor. Kaydetmenizi sağlıyor. Onu almaya çalışacağım. Veya PlayStation Now artık şeye girerse betasından çıkarsa da Türkiye'de falan da yaygın olursa öyle de olabilir. Ha bilmiyorum. PlayStation Now'dan emin değilim. Canlı yayın falan yapabiliriz diyorlar ama göreceğiz artık. X-Men Origins Wolverine'i duydun mu? Düşündün mü? Duydum. Oyun olarak duydum. Yani filmde duydum da oyun olarak duydum. Düşündün mü? Yani hayır. Yani, oynamaktan keyif alacağım bir oyun ama video çekmekten o kadar keyif alacak mıyım bilmiyorum. Çünkü evet değişiyor bu. Mesela Age of Empires oynamaktan inanılmaz keyif alırım. Ama şey video çekmek birazcık sıkıcı olur hani. Çünkü uzun sürüyor. Uzun sürüyor ve de anlatacak pek bir şey yok yani. Adam yapıp saldıracaksın bu kadar basit. Soru cevap vlogu ne zaman? Şimdi bu soruyu sen soru vlogunda sordun. Şimdi de cevap vlog yani. Cevabı vermiş oldum böylece. Minecraft'ı nerede indirdin ki cevap gelmiş buna. Cem Baran Çelik adlı ahbabımız cevap vermiş. Ama ben gene söyleyeceğim. Minecraft.net'ten indirdim. Konuk oyuncu alacak mısın? Şimdi hani ekstra hani dışarıdan derken nasıl dışarıdan şimdi kendi çevremdeki insanlarla video çekerim. Çekeceğim hatta. İşte İbo olsun. İbo'yu biliyorsunuz zaten. Oyunsal videolardan bir de İbo adlı yeni kanal açtı şimdi. Oradan biliyorsunuz. Osman var. Ubuntu ipuçları. O olur. Can olur. Can da yeni bir kanal açacak. Onunla ilgili bir vlog çekeceğim. O kanal gerçekten bizim nesilimize çok yardımcı olacak bir kanal olacağını düşünüyorum. Böyle şeyler olacak. Hani sizin düşündüğünüz anlamda işte başka böyle kanallardan falan o daha sonra çünkü şu anda gerçekten çok doluyum. İnanılmaz doluyum. Bonus bölüm ne zaman olacak? Bonus bölüm derken San Andreas'ın bonus bölümünü kastediyor arkadaşımız. Hatta fikri de o vermiştir. Başından çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fikirdi. Onu yakında çekeceğim. Yakında çekeceğim ama birazcık böyle San Andreas'ı özlememiz gerekiyor. Böyle bir şey düşün. Hani ben de özlemek istiyorum San Andreas'ı böyle hafif hafif. Hatta birazcık San Andreas'ı böyle birazcık ara vereceğim. Sırlarını böyle araştıracağım. Forumlarda bakacağım ne tür şeyler var. Onlara da bakacağız. Ama bonus bölümle başlayacak şey. GTA 4'ün diğer bölümleri ne zaman gelecek? Ya zamanla gelir, şey yapmayın. Yani onu merak etmeyin. GTA 4 niye yok? Var. Zamanla gelecek. Ha. Şey, yeni bölüm kastetmediysen hani GTA 4'ü çekmediğimi kastediyorsan
Kanalıma girdiğim zaman videolar var. Veya İngilizce ise videolar var. Oraya tıkla, orada GTA 4'ü bulman gerekiyor. Ha, elektronlar hızlandırıcıyla çarpıştırılabilir mi? Ha, kuantum fiziği sorsa. Şimdi kuantum fiziğine göre arkadaş demiş ki, sanırım ezberledim bunu artık. Şimdi elektronlar ne kadar hızlı hareket etse de birbirine çarpmaz dedin galiba. Evet. Buna benzer şeyler söyledin. Elektronlar. Şimdi evrenin başlangıcında evren o kadar yoğundu ki her şey birbirine çarpıyordu. Yani parçacık elektronlar da birbirine çarpıyordu doğal olarak. Çarpıştırılabilir, evet. Daha küçük parçacıkları da çarpıştırıyorlar. Yani neden olmasın, olur. Hani öyle kafadan söylemiyorum bunu, hani belli bir bilimsel gerçekle söylüyorum. Yani onu da söyleyeyim yani burada. Espri yapıyorum hani bu arada. Oktay Özçelik'e ve Trabzon Sürmene'ye selamlar der misin? Oktay Özçelik'e ve Trabzon Sürmene'ye selamlar peki. Nasıl başladın? YouTube kanalına nasıl başladın? Şimdi ben böyle tembel olduğum için böyle küçük küçük notlar alıyorum ve hani soruları oradan çıkarmaya çalışıyorum. Acaba diyorum, ne sordun? Şimdi herkes PewDiePie'yi biliyordur. YouTube'un kralı artık. Nasıl başladım? Ben onun videolarını izliyordum ve o ve biliyorsunuz o işte hayranlarına bro diyor. İşte hayran kitlesine bro army diyor. Onlar arasındaki ilişkiyi gördüm. Adam çok keyif alıyor videolarını. Ben dedim neden ben de yapmayayım? Hani ben de keyif almak istiyorum. Ben de bu keyfi paylaşmak istiyorum. Ben de buna dahil olmak istiyorum. Böylece başladık yani. Belirli aşamalardan geçti. İlk önce İngilizce bir kanal açtım. O çok berbat gidiyordu. Sonra işte İbrahim'le birlikte kanallaştık. O da birazcık böyle bazı sorunlara şey oldu. Gamer Dudes diye bir tane kanal açmıştık. Onda da böyle bazı şeyler çıktı. Saldırıya uğradık. Bilmiyorum nasıl oldu. Ya Allah aşkına anlamıyorum. Yani kanalın böyle 60-70 tane abonesi var. Fazla da bir şey yoktu. O zamanlar işte o kadar şey profesyonel değildik ama kanal saldırı başladı. Hiç bilmiyorum. Belki bir oyun yüzündendir veya ne bileyim başka bir şey yüzündendir. Neyse böyle bayağı böyle kademe kademe ilerleyerek farklı farklı kanallar açarak en sonunda bu kanalı açtım ve Rayma'da oturdum. Sponsorum var mı? Yok. GTA 4'ü ne kadar aldın? Şimdi ben zengin birisi değilim. Onu söyledim. Daha önce de söyledim. Hani GTA 4 gidip de direkt GTA 4'ü alamam. GTA 4'ü ben Steam'den işte yılbaşı indirimlerinde aldım. 7 dolar mıydı? 8 dolar mıydı? Öyle bir şeydi. En sevdiğim oyunlar ne? Ha. Geldik bu soruya. Şimdi benim ilk üçümde hiçbir zaman hiçbir oyun tarafından değiştirilmeyecek şeyler var. Oyunlar var. Ne çıkarsa çıksın. Bu liste bu ilk 3 sıralama ancak şeyle değişir. İşte bir oyun gelecek de işte film sektörü artık oyun sektörü ondan çok 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 daha ileride olacak. Yani bu böyle bir değişiklik yapacak bir oyunun gelmesi gerekiyor. Ve ilk 3'ü sayıyorum. GTA San Andreas, Age of Empires 3, Call of Duty 2. İlk 3 bu asla değişmez. Diğer kanallar nerede de? Ha, az önce saydığım şeylerden bahsediyor herhalde arkadaşlar. Çünkü daha önce de söylemiştim bunları. Kapattım onları. İngilizce kanalı artık ona bakmayı bıraktım çünkü İngilizcem o kadar. İngilizcem iyi de. İş buna gelince cümle falan kuramıyorum ya. Hani İngilizce'de video yapmaya çalışınca bilmiyorum bir şeyler oluyor. Bir de şey değişik. İşte yapı değişik. Ya yani Türkçe konuşurken çok daha işte zaten kendi kültürümüzü tanıyoruz, kendi insanlarımızı tanıyoruz. Dışarıda yapmaya çalışınca çok tuhaf oluyor. Şey kastediyorsan, ikinci kanalı, felsefi kanalı kastediyorsan, felsefi kanalı daha açmadım, onu yakında açacağım. İlk önce bu sınavları bir atlatmam gerekiyor. İkinci kanalım ise böyle sağ tarafta olacak ya. Ve kanal kapağının hemen sol tarafında olacak. Bana göre şu anda sağa gösteriyorum ama size göre bu solu falan göstermem gerekiyor. Yok, burada mı? Burada, bu tarafta. Evet, bu tarafta olması lazım. Evet, burada evet cevapladık. GTA San Andreas gizem videoları ne sıklıkla gelir? Şimdi bu değişiyor ya. İşte gizemden gizeme göre değişiyor. Ayrıca işte benim de içimde bulunduğum duruma bağlı. Mesela bazen hiç gizem araştırasım gelmiyor. Çünkü o modda olmuyorum. Bazen moralim bozuk oluyor. Bazen böyle inanılmaz bir istek oluyor içimde. Arda arda yağdırıyorum gizem videolarını. Neden Skyrim ilgi almıyor? Ha bu ikinci kanaldaydı. Bilmiyorum. İnsanın şeyine göre değişir. Üniversitede ne? Okuyamıyorum. Kendi yazımı okuyamıyorum. Gel klasiktir. Kendi yazımı okuyamıyorum. Ha, üniversiteye nerede ve hangi bölümde okuyacaksın? Tamam. Ha. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. İstanbul düşünüyorum. İyi bir yer düşünüyorum. Ütü masası. Ha o. Onunla biz artık sıkı dost olduk. Böyle ben onunla konuşuyorum. Sık sık konuşuyorum. Bir bu dünya.
Bir buradaki harita, dünyanın böyle orta bölümü, bir de o ütü masası. Biz onlarla acayip kanka olduk. Bildiğiniz kanka olduk artık. Nerelisin? Hangi takımlısın? Gazi Mouse alayım. Trabzonsporluyum. İnek misin? Şimdi teknik olarak daha çok öküzü oluyorum. İnek daha çok böyle bayanlar inek oluyor. Ben daha çok böyle öküz oluyorum. Şimdi ineği nasıl tanımladığına bağlı. Hani notlarım hani iyi, fena değil. Genele göre çok iyi. Denemelerde çektiğim puanlar da çok iyi. Ama hani tembel bir insanım. Çok zor çözüyorum çünkü hızlıyım. Ama hani işte nasıl tanımladığına bağlı. Normalde ben böyle hiçbir şey yapmak istemem. Böyle oturayım, yatayım, uyuyayım. Yok, uyumaya boş. Uyumayı hiç sevmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Uyumayı hiç sevmiyorum. Zaman kaybı gibi geliyor. 6 saat, 7 saat yeter bana. O bile fazla. İşte yani böyle fazla çalışmayı sevmiyorum ama paşa paşa çalışacağım. Ne yapacağım? Matematiği seviyorum ama ya. Matematik güzel. Matematik bana meydan okuma gibi geliyor gerçekten. Ne haber diye soru gelmiş. İyidir ahbap, senden ne haber? Hayır, son dakika sorusu var. Ama bunu fazla cevaplamayacağım. O arkadaş ahbap, özür dilerim, bunu cevaplamayacağım. Bu son yaşanan olaylarla ilgili ama ben işte kıyıda kışlı bir kralım yani. Ben alakam falan yok bunlarla. O yüzden dokunmayacağım bile. Başka cevaplamadığım soru kalmadı herhalde. Ve baştan hepsine teşekkür etmek istiyorum ya. 2500 ahbaba geçtik ya. Hatta şu anda 2600'e doğru böyle dayandık gerçekten. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Geliyorsunuz, videoları yorum atıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz. Gerçekten muhteşemsiniz. Sizlere baştan teşekkürler. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.